Benim nurluma, güzel yüzlüme, Meryem yüzlüme bir daha izleyebilir miyim? Selamünaleyküm, ben Eda'nın Sakarya'da okuyorum. Bahçelerde mi, dışarılarda, parklarda erkekler tarafından rast ediyoruz. Güzel güzel oturamıyoruz. Bu nasıl çözülebilir? Ya şimdi bu çok acayip bir şey. Bu hanımefendi, bu dünyalar güzeli, bu nurlu, melek gibi olan muhteşem varlık Allah'ın emrine getirmiş. Cilbabını örtmüş. Şimdi parkta oturuyor. Sen gelip musallat olmuş oluyorsun. O zaman hukuk devreye girmesi lazım. Çünkü artık yapacak bir şey yok. Eskiden biraz daha bu konular elastikiydi. Yeniden bu konuda polise yetki verilebilir. Mesela genç kız giriyor, yanına oturuyor, rahatsız ediyor. Polis de yanına gitsin, otursun. Ne istiyorsun desin. Değil mi? Genç kız da yanından alıp götürsün bir köşeye, uygun bir yere götürsün kenara. Gel. Bana anlat, ne istiyorsan ona desin. Her şeyden konuşup onları ikna edebilir polis. Özel harekatçı aslan gibi polisler var. Ne? Derdin diye, değil mi? Öyle 2-3 kişiye yapsa konu biter. Bu kadar pervasızlık olmaz. Bu şımarıkla, bu densizliğe son vermek lazım. Bak, nur gibi tertemiz genç kız hava almak istiyor. Arkadaşının bahçeye çıkıyor. Yani efendilik, temizlik, dürüstlük elinden yüzüne akıyor. Yani bu çok büyük bir alçaklık ve kahpelik. Evet. Bu çocukları rahatsız etmek. Ve çok kızdırıcı. Ne istiyorsun yani? Ha, niye parka geldin? Şekerim şimdi daha da ağzım burada. Nereye gitsin, ne yapsın? Çıkmasın istiyor. Evet. Evinde oturacak. Sen hava alıyorsun, güneşleniyorsun. O insan değil mi? O en çok hak eden o. Bir de böyle tipleri mimleyip hiçbir yere sokmamak lazım. Evet. Mesela bir genç kızı rahatsız ettin mi? 6 ay süreyle hiçbir yere sokmamak lazım o tip yerlere. Çok iyi olmuş. Karar alacaksın, bu kadar. Yani birçok tedbir alıyor ya, çocuğun nur gibi insanın hürriyetine mani olmak değil mi? Asabını bozmuş çocuğun ki bak bunu söylüyor. Huzursuz etmeye ne hakkın var ya? Hayır, bir değil, iki değil. Kim bilir kaç defa canını yaktılar. Tabii. Çocuk ilan etmiş başörtüsüyle. Ben afifim diyor. İstemiyorum diyor bu tip bir şey. Buna rağmen bunu nasıl yapıyorsun? Hayır, başörtülü de olmayabilir. O da hafif, tertemiz bir genç kız, hanımefendi. Oturmuş. Ya sen, onun sana bir talebi yok ki. Zoruna ne oluyor ya? Bu rahatsız etmelere daha köklü tedbir alınması lazım. İnşallah. Evet. Kardeşim selam vermiş. Aleyküm selam.